Evet kanka ya, 1-2 sene önce buralar dutlukken kriptolarda incin top oynarken sayısız fırsatlar yakalayıp baya baya para kazanmıştık ve işte bunlardan bir tanesi de şu an 2 dolar üstlerinde o civarlarda seyreden ve Binance gibi borsalarda olan STX'ti ki bilenler bilir abi, uzun vadeli güzel yatırım olacağını ta 30 centlerde, gerçekten yani 30 centlerdeyken söylemiş konuşmuştuk. İşte o dönemler dinleyenler, Kripto Sözlüğe abone olup her videosunu canlı yayınını dizi gibi izleyenler çok çok güzel kazanma fırsatı yakaladılar zaten ve yani 8x falan yaptılar, yani o kadar net söyleyeyim. Ama yani o zaman dediğim gibi yani şimdi başka bir marketteyiz ve tabii o zaman adı onun Blockstack'ti, sonradan işte STX'e döndü, bloğu attı, sadece Stacks oldu aslında ve her neyse, şimdi işte bu Stacks'in blok zinciri gelişirken haliyle üzerinden yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Bugün işte onlardan bir tanesi olan AlexCoin'i şöyle çok kısaca masaya yatıracağız. Evet, video başlasın. Ve çünkü ne var? Çünkü diyor ki Bitcoin'e DeFi'yi getirme iddiası var. Bu çok ciddi bir iddiaya bakalım. Evet, ne kadar olacak? Evet, altcoin analizleri başlıyor. Tabii anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir, bunu da söyleyeyim. Herkes hazırsa bam bam olaya giriyoruz. Evet, welcome aboard. Şimdi bildiğin gibi Bitcoin dünya çapında genelde soğuk cüzdanlarda tutuluyor. Ve Stakes'in, STX'in, Stakes'in zaten baştan beri sorduğu şey Bitcoin'deki potansiyeli biz nasıl daha fazla açığa çıkartabiliriz ki dijital bir değer saklama aracının ötesinde Bitcoin'i insanlar nasıl daha fazla kullanım alanıyla buluşabilirdi diye soruyorlardı. Hatta bakın web sitesinde bile yazıyor. Unleash Bitcoin's full potential diyor. Yani bunu ana sayfaya bile hala yazıyorlar. İşte burada Stakes üzerinde geliştirilen AlexCo devreye girmeye çalışıyor. Böyle bir iddiası var. Bitcoin'e ekstra bir kullanım alanı yaratabilmek için DeFi hizmet platformunu hayata geçirmeyi planlıyorlar ve Bitcoin içerisinde bugün DeFi'deki paradan çok daha fazla bir para olduğu için, yani Bitcoin ve DeFi'yi şöyle karşılaştırdığımız zaman, ki ve Bitcoin genel olarak işte alınıp pasif şekilde saklanan bir dijital değer deposu olduğu için AlexCo Bitcoin DeFi içerisinde baskın blok zincir olabilir diyor. Ya böyle bir iddiası var. Yani DeFi içerisinde, DeFi ekosistemi içerisinde artık Bitcoin de getirelim ve daha baskın olsun diyor. Böyle bir iddia var. Evet. Ki yani benim Stacks ve dolayısıyla AlexCo'da beklediğim şey de şu. Bunu Stacks'le ilk tanıştığım zaman da, yani o andan beri söylüyorum. İlk videolardan beri söylüyorum. Bugüne kadar işte Bitcoin'e laf atıp işte Bitcoin şöyle kötü, biz daha iyiyiz. Bitcoin şöyle yavaş, biz çok daha hızlıyız falan diyenlerin hiçbirinin zaten şu an esamesi bile okunmuyor. Bunu çok iyi biliyoruz, görüyoruz zaten. Dolayısıyla Bitcoin'i geçebilen olmadı. Stacks ise zaten bu şekilde davranmıyor. Yani Bitcoin'in gücünü kabul edip ona ekstra kullanım alanları yaratmaya çalışıyor. Zaten geçtiğimiz Kasım ayında Taproot güncellemesiyle birlikte zaten Bitcoin'e hem gizlilik hem de akıllı sözleşme yeteneği, ya bu noktalar artmıştı hatırlıyorsan. İşte Stacks üzerindeki uygulamalardan olan AlexCo'nun da hedefi dediğim gibi DeFi konusunda Bitcoin'i baskın blok zincir yapabilmek. Yapar mı? Bunu zaman gösterecek. Şimdi kanka, bunun için de zaten CoinDesk'teki habere göre White Star Capital'dan tam 5.8 milyon dolarlık bir yatırım toplamayı da başarmışlar. Evet, yani şurada yazıyor bakın, raised. Bakın burada yazıyor, by White Star Capital diyor CoinDesk'in haberine göre. Şimdi kanka, durumlar böyleyken AlexCo'da gördüğümüz kadarıyla Ocak ayı içerisinde hayata geçirmeyi planlıyorlar ve kendilerini basitçe anlatmak istedikleri zaman şunu söylüyorlar: AV gibi ama likidasyonu yok. PancakeSwap gibi ama Bitcoin ve Polka Starter ağları gibi de yani ifade ediyorlar. Yine araştırdığımız kadarıyla Alex ile Stacks ekosisteminde inşa edilecek yeni projelerden ön satışlarına katılma şansı da olabilecekmiş gelecekte ve kriptolarla DeFi platformu üzerinde işlem yapılabileceğini ifade ediyorlar. İşte borrow, stake ve farming imkanları olabilecek ve yine tabii denerken önce küçük rakamlarla denemek lazım. Yine yani Alex'e baktığımız zaman işte Alex'in dünyanın en büyük finansal kurumları için ticaret ve risk yönetim sistemleri kurmuş olan Wall Street niceliklerine sahip bir ekip tarafından inşa edildiğini ifade ediyorlar. Yani kanka bak, burada doğruyu söylemek gerekirse ben AlexCo'yu tanımam. Yani bunu söyleyeyim. Yani tanımam derken burada analiz ediyoruz, inceliyoruz ama STX'in, Stakes'i uzun zamandır biliyoruz. 30 centlerden beri.
Dolayısıyla o noktada birazcık hani sıcağım ama IDO sonrası biraz iş üstünde de görmek lazım. Yani burada stack üzerinde bunun inşa edilmesi, hatta onun bir incubator programından çıkıyor olmasının noktası da evet o konuda sıcağım ama birazcık da bir IDO ile birlikte o iş üzerinde bunu görmek lazım. Ki şu an gördüğümüz kadarıyla testnet'in final aşamasındalar ve landing staking gibi imkanları dediğim gibi vermeyi planlıyorlar ve peki yani bu noktadan sonra bir sonraki aşamada ne olacak diye baktığımız zaman da karşımıza şunlar geliyor bakın. Evet şimdi böyle bir şey yapmışlar. Şöyle gösteriyorum. Bir dakika. Evet. Şimdi kanka bak. Yani uygulamanın mainnet'i bu ay yani Ocak ayında açmayı planlıyorlar. Alex'in topluluğunu büyütmek için çaba harcıyoruz. Testnet üzerinde Discord üyelerimiz 1250'den 12.000'e yükseldi diyorlar ve 11.000'den fazla da kayıt almışlar. Bir hafta içerisinde olan şeyden bahsediyorlar. Şöyle baktığımız zaman evet yani Stax tarafından da desteklendiğini ifade ediyorlar ki Stax'in hızlandırma programı içerisinden çıkmış. Ha, bu şekilde kanka. Ha, bir de tabii ki de ne var? IDO'ları yani ön satış olayı var. Yani IDO'ya katılma bileti elde etmek için dahi yani bunu yapmak için dahi önce Alex önce bazı şeyler yapmak lazım. İşte önce mesela T Alex diye bir şey var. T Alex alıp onu bilete dönüştürmek gerekiyor. T Alex içinse zaten nasıl yapılması gerektiğini şu an adım adım en basit şekilde anlatacağım. Bak çok tane adım adım. Şimdi kanka birinci aşamada bu linkten yani burada açıklama kısmını eklerim. Zaten şurada da var. Bu linkten gidip işte bir testnet üzerinde yani mainnet'te değil test ağında 10 tane T Alex'i almak lazım şu adresten bak. Evet. Bunun dışında sonra o 10 tane T Alex'i artırmak için stake'e yatırmak gerekiyor. Ya yani bu süreçler ücretsiz zaten hani. Bir para yatırmadan yapmak lazım. İkinci aşamada exchange'deki elindeki T Alex'leri IDO katılım biletine çevirmek gerekiyor. Yani onu da söyleyeyim ve çevirirken cüzdan adresini sorulacak. Onu da yazmak gerek ve 10 Ocak civarında da mainnet launchpad'leri aktif olacak ve IDO biletleri STX'lerle birlikte oraya submit edilecek. Yani öyle bir durumu var. Sonrasında 17 Ocak civarında çekiliş yapılacak ve çekilişte çıkarsa Alex token'lar hesaplarda görülecek. Çıkmazsa da STX'lerin orada olacak. Onu geri alabilirsin diye ifade ediyorlar. Yani IDO'ya katılmak isteyen insanlar platformu biraz denesinler. Biraz böyle bir fikir sahibi olsun diye bu süreci deneyimlemesini istemişler muhtemelen. Ya tabii ki de bu süreçler değişebilir. İşte güncellenebilir. Son bilgiler için siteleri ve Medium hesaplarını zaten kontrol etmek lazım. Açıklama kısmında da linkini eklerim. Evet şimdi durumlar böyle anlattıklarımı burada da zaten gösteriyoruz. 17 Ocak civarlarında. Evet şimdi dostlar şöyle bir bak burada da quick recap demişler. Adım 1 şu adım 2 4 tane adım var aslında. Şimdi dostlar devam etmek gerekirse bu mainnet sürecini tabii kutlamak için de bir de 50 şanslı kişiye toplamda 1000 dolarlık STX token hediye etmek istediklerine yönelik bir yarışma başlatmışlar. Bunun için de tabii ki de öncelikle şuraya STX adresini yazmak lazım. Cüzdan adresini yazmak lazım. Arkasından muhtemelen işte bizi şurada takip et, işte bizi like'la yorum yaz, şunu yap, bunu yap falan diyecek. Tabii böyle bir kampanya yapmışlar ve yani genel olarak tabii ki de STX gibi ilerleme şansı da olabilir. Bunu da söyleyelim. Tabi ortada daha token yok. Hani ön satış fiyatı bile belli değil şu an. O nedenle biraz daha hani genel yorumlamak istedim. Hani verilen sürecin ortaya çıkmasını beklemek lazım. Yani ne kadardan çıkacak, ne olacak bunu biraz görmek lazım. Ama göz atmak istersen ve 1000 dolarlık yarışma dahil tüm linkleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Evet kankalar hani desteklemek için de kanala abone olmayı unutma. Bu videoya da bir like at ve bir de tabii ki de bizim Telegram'a da gel. Görüşürüz. Hoşça kal. Bye bye.